Sevgili izleyenler, Vizyon 58 ana haber bülteniyle karşınızdayız. İyi akşamlar. İstanbul'dan Diyarbakır istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde yağan kar ve buzlanmanın etkisiyle savrularak devrildi. Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. 4 ağır, 36 kişi yaralandı. İstanbul'dan Diyarbakır istikametine gitmekte olan RD yönetimindeki 35 AGG 489 plakalı yolcu otobüsü Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde yağan kar ve buzlanmanın etkisiyle savrularak devrildi. İlk belirlemelere göre araçta bulunan 4 ağır 36 yolcu yaralandı. Gece saatlerinde hızını artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Gece saatlerinde hızını artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas karayolundaki Sakal Tutan ve Kızıldağ geçidinde, Erzincan-Erzurum karayolunda ve Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ajans.
Ajan? Ajan. Abi abi da çıkıyor. Şu an beklemekteyiz. Beklemekten başka bir çare yok. Bekliyoruz. Yolun açılmasını bekliyoruz. Soğuktu hava. Çok. Bütün tırlar burada. Hepsi kalmışlar. Burada da tırlar kalmış. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf ediyor. Hadi sizin de git. Ne yapacağız? Bu tırlar nasıl bulacağız? Sakal tutan ve Ahmediye geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken kar yağışı maddi hasarlı kazaları da beraberinde getirdi. Sakal tutandayım. Rehin kaldık burada. Tırlar sayısız halde, her yeri tırla kapalı, yollarımız hayat felç olmuş. Tırlar hep kalmış. Biz de burada mahsur kaldık. Devletimiz sağ olsun, yardım, elinden gelen yardımları yapıyorlar. Karayolları ve polis ekipleri yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor. Karayolları çalışmasını bekliyoruz. Havanın da biraz yumuşamasını bekliyoruz. İnşallah açılır gideriz. Arkadaşımla yolda kaldık ondan sonra. Karayollarını bekliyoruz. Karayollarını bekliyoruz. Hani devletimiz sağ olsun elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Yalnız aşağıda da kalan arkadaşlar var. Yani Allah'ın hikmeti, buna yapacak bir şeyimiz yok. Yani biz de ekmek parasının peşindeyiz ama inşallah varacağımız yere sağ salim varırız. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Yolda kalan tır sürücüleri de araçlarına zincir takılmasının ardından yola devam edebildi. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı olarak geçeceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Ülke genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Sivas-Tokat Karayolu Kızıleniş mevkiinde kar ve buzlanma nedeniyle birçok ağır tonajlı araç yolda kaldı. Tokat-Sivas Karayolu'nda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu. Ülke genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Amasya'dan geliyor, Mardin'e gidiyor, yollar kapandı. Hayırlısı Allah'tan. Buzlanma var sanırım. Buzlanma nedeniyle yollar kapalı. Tepeye çıksak lohanta var, orada bekliyoruz ama tepeye çıkamıyor. Tokat-Sivas Karayolu Kızıliniş mevkiinde kar ve buzlanma nedeniyle birçok ağır tonajlı araç yolda kaldı. Yatmış mevkiinde ise kar sürgünü etkili oldu. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı. Zincir taktık, evet. Yolumuza devam edeceğiz inşallah. Başka? Diğer araçlardan kalanlar var. Evet, kalanlar var. Bunlar da inşallah devam edecekler. Yolda kaldınız. Abi yolda kaldık, görüyorsunuz yol şartlarını. Yani yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Karayolları da zaten elinden geleni yapmaya çalışıyor. Allah herkesin yardımcısı olsun.
Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sabah kalktıklarında karla karşılaşan öğrenci, öğretmen ve veliler okula ulaşmada güçlük çektiler. Diğer yandan kar yağışı ile birlikte tarihi kent meydanı da beyaza büründü. Tokat-Sivas karayolunda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu. Ülke genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Amasya'dan geliyor, Mardin'e gidiyor, yollar kapandı. Hayırlısı Allah'tan. Buzlanma var sanırım. Buzlanma nedeniyle yollar kapalı. Tepeye çıksak lohanta var, orada bekleyeceğiz ama tepeye çıkamıyor. Tokat Sivas Karayolu Kızıl İniş mevkiinde kar ve buzlanma nedeniyle birçok ağır tonajlı araç yolda kaldı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı birçok ilde hayatı zorlaştırdı. Havanın aydınlanmasıyla vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü. Vatandaşların kar çilesi kameralara yansıdı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı birçok ilde hayatı zorlaştırdı. Havanın aydınlanmasıyla vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü. Vatandaşların kar çilesi kameralara yansıdı. Yolların karla kaplandığı birçok şehirde vatandaşların toplu taşımayı tercih ettikleri görüldü. Duraklarda uzun süre otobüs ve minibüs bekleyen vatandaşların çilesi kameralara yansıdı. Araba bekliyorsun. Minibüs bekliyorum. Yoğun kar var mı? Evet. Gelebilecek mi minibüs? Bir tanesi geldi, kaçırdım. Yol açık galiba. Ana yollar açık. Ana şeyler. Aracınız var mıydı yoksa? Yok, minibüsle gidiyorum ben. Her zaman minibüsle gidiyorum. Evet. Sivas'ta 7 yıldır kayıp olan Emrah Dinçer'i öldürüp betonla gömdükleri iddia edilen aynı aileden 5 kişi adliyeye sevk edildi. ...2015 yılında Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Emrah Dinçer, hayvancılık yapmak için Niğde'deki ölen ablasının kocasının yanına gitti. Bir süre sonra Dinçer ortalıktan kayboldu. Aradan geçen 7 yılda Dinçer'in izine rastlanılmadı. 2018 yılında Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan kayıp başvurusu üzerine Sivas Polisi tarafından konuyla ilgili çok yönlü araştırma başlatıldı. Devam eden polis araştırması sırasında A.Ö. isimli bir tanık, Dinçer'in eniştesi ve eniştesinin kardeşi tarafından öldürülerek Niğde'de bir ahırın bahçesine gömüldüğünü ileri sürdü. İddialar üzerine belirtilen adreste kadavra köpeğiyle arama yapıldı. Thank you.
Kas kalsın ha. Yapılan aramada Dinçer'e ait olduğu düşünülen insan iskeletine rastlanıldı. Olayla ilgili olarak Dinçer'in eniştesi, kardeşi, annesi, babası ve amcası gözaltına alındı. Sivas'a sevk edilen zanlılar, Sivas Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi. Zanlıların ve tanıkların ifadelerine göre, zanlıların Dinçer'i öldürdükten sonra 2 yıl boyunca Dinçer'in cep telefonunu kullanarak sürekli ailesinden para aldıkları, ailenin şüphelenmesi üzerine Dinçer'in Çin'e gittiği yalanını söyledikleri ileri sürüldü. Dinçer'in ailesinin bu nedenle öldürüldükten 2 yıl sonra kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde iş hayatında cinsiyet eşitsizliği konulu panel gerçekleştirildi. Burada da kadın erkek eşitliğinde ülkelerin durumunu görüyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Teknokent, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sanayi ve Ticaret İşbirliği, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin destekleriyle İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği isimli panel gerçekleştirildi. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'deki cam tavan sendromu ne durumda? Türkiye'de hani az önce Lüksemburg'da şunlar söyleniyor. Havlukta yetkin bir insan, çok kral çocuk veya çok kral bir adam. Eski Türklerde hanım kelimesi nereden geliyor biliyor musunuz? Hanım, hiç baktınız mı? Eski Türklerde han, savaşa giderken eşini yönetici olarak devletin başına bırakıyordu. Ben sizin hanınızım. Bu da benim hanım diyordu. Yani kadın orada devleti yöneten kişiydi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Şebnem Özdemir'in hemen şimdi daima başlıklı sunumuyla devam etti. Çiftliğinde ülkelerin durumunu görüyoruz. Türkiye 82.5 puan almış. Sarı ülkeler daha kadın erkek eşitliğinde olduğu, mor ülkeler daha eşitsizliğin yüksek olduğu ülkeler. Neye göre bakmışlar onu da söyleyelim. Kadınlar özgürce seyahat edebiliyorlar mı? Evlerinden dışarı korkusuzca çıkabiliyorlar mı? Erkeklerle eşit ücreti, daha doğrusu eşit işe eşit ücret alabiliyorlar mı? 14 haftalık doğum hakkını kullanabiliyorlar mı? Çok zorlanıyoruz. Yani yukarıdaki sunumun ardından panele geçildi. Panelde katılımcılar kadınların iş hayatında karşılaştıkları eşitsizlikleri anlattı. Ama tavan cam olduğu için çıkamıyoruz bir türlü. Yani her çıkmaya çalıştığımız zaman kafamızı cam tavanlara vuruyoruz. İşte cam tavan sendromu buna deniyor ve bunu azaltmak için de çok çeşitli kampanyalar yapıyoruz. Panel öğrencilerin sorularının cevaplanması ve panelistlere plaket verilmesiyle sona erdi. Türkiye'deki cam tavan sendromu ne durumda? Türkiye'de hani az önce Lüksemburg'da şunlar söyleniyor. Havlukta yetkin bir insan, çok kral çocuk. Kütüphanesi ve kitabı olmayan köy okulları için başlatılan örnek olacak bir proje kapsamında konser etkinliği düzenlendi. Biletler ise kitap olarak belirlendi. Proje kapsamında köy okulları için binlerce kitap toplandı.
İstediğiniz atabilirsiniz, fark etmiyor sadece. Düzce Gençlik Merkezi tarafından kütüphanesiz köy okulu kalmasın projesi başlatıldı. Proje kapsamında gençlere yönelik konser etkinliği düzenlendi. Konserin biletleri ise kitap olarak belirlendi. 18 Temmuz spor salonunda düzenlenen konseri izlemek isteyen gençler önce bağış kutusuna kitap bıraktı, sonra konser alanına girdi. Böbrek kanserinin giderek artan önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten uzmanlar, sigaranın böbrek tümörü riskini artırdığını ifade etti. Böbrek kanserinin giderek artan önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten üroloji uzmanı Profesör Doktor Bülent Soypak, 10 Mart Dünya Böbrek Sağlığı gününde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sıkça yapılan ultrason veya tomografi sonrasında insidental dediğimiz tesadüfi olarak tümörler bulunuyor ve çoğunlukla da erken evre oluyor. Bunun faydası ne? Geç kalınmış tümörlerde maalesef şansımız çok fazla değil. Çünkü böbrek oldukça kanlanan bir organ. Çok çabuk akciğere, beyine, kemiklere, vücudun hemen her yerine metastaz yapabiliyor. Soypak, günümüzde 5000 civarında olan böbrek kanseri vaka sayısının 2040 yılında 7800 olacağı tahmin ediliyor diye konuştu. Ama işin bir iyi tarafı da ilerlemiş hastalıklarda da son yıllarda çok gelişmeler oldu. Yeni birçok molekül böbrek tümörlerinin tedavisinde hastaların yaşam sürelerine oldukça pozitif katkıda bulundular. Böbrek kanseri gelişmesinde bazı risk faktörlerinin etkili olduğunu belirten Profesör Doktor Soypak, bu risk faktörlerini hastalığa yakalanma riskini ikiye katlayan sigara kullanımı, şişmanlık, yüksek tansiyon, toksik kimyasal ajanlara maruziyet ve genetik nedenler olarak sıraladı. Kimlerde sık görülür? İleri yaş hastalığıdır. Bazen ailesel hastalara rastlayabiliriz. Bir takım hereditar hastalıklarda ailelerde böbrek tümörü görülebilir. Ama sigara içenlerde ve de çevresel faktörlerden özellikle asbestle iştigal edenlerde böbrek tümörü oldukça sık görülmekte diğer insanlara göre. Sigara özellikle risk faktörlerinden en bilineni. Böbrek tümörleri erken evrede yakalandığında parsiyel nefrektomi dediğimiz o ilgili böbreği koruyarak sadece tümörün çıkarılması yapılabilir. Bu kapalı yolla yapılabilir, kapalı robotla da yapılabilir, saf laparoskopik yöntemle de yapılabilir. Sağlık alanındaki tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle hastalığın ilerlemesi durumunda dahi tedavi şansının olduğunu aktaran Soypak, böbrek tümörü oldukça sık görülüyor. Sigara risk faktörlerinin en bilineni. Öyle ki riski iki katına çıkarıyor dedi. İlerlemiş tümörlerde açık cerrahi gerekebilir. İlerlemiş hastalıklarda artık kemoterapinin de oldukça faydası var. Radyoterapi böbrek tümörlerinin tedavisinde çok yeri olmayan bir yöntem. Peki. İstanbul'da devam eden Samandıra metro inşaatında Sivas rüzgarı esti. Metro inşaatında çalışan bir grup Sivaslı işçi tünelin içerisinde pankart açtı.
İstanbul'da devam eden Samandıra metro inşaatında Sivas rüzgarı esti. Ben Sivaslıyım aslanım, Sivaslı. Burası İstanbul oğlum, Sivas'ın başkenti. Metro inşaatında çalışan bir grup Sivaslı işçi tünelin içerisine pankart açtı. Ben Sivaslıyım aslanım, Sivaslı. Burası İstanbul oğlum, Sivas'ın başkenti. Lan! 1, 2, 3, bring it up! Sivaslı işçiler açtıkları pankartta Sultanşehir Sivas 58 yazarak memlekete selam gönderdi. Ben Sivaslıyım aslanım, Sivaslı. Burası İstanbul oğlum, Sivas'ın başkenti. Değerli izleyenler, bültenimize spor haberlerimizle devam ediyoruz. Plansor spor haberlerini sunar. Vizyon 58 Spor başlıyor. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 29. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalınbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5-2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğit Olar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı beyazlılar öğleden sonra Adana'ya gidecek ve yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Bakın zamanlama önemli. Sivasspor'la Altay arasında oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçının biletleri satışa çıktı. Sivasspor yönetimi biletlerde %50 indirim uyguladı. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 30. haftasında Sivasspor'la Altay arasında 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı. Sivasspor Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararla birlikte bilet fiyatlarında %50 indirime gidildi. Kırmızı beyazlı taraftara çağrıda bulunarak kulübün sosyal medya hesaplarından ligde son haftalara yaklaşırken haydi büyük Sivasspor taraftarı, biletini al, stadyumu doldur, zaferlerimize ortak ol notu paylaşıldı. Mücadelenin bilet fiyatları şöyle: VIP alt tribün 35 TL, maraton tribünü 25 TL, Osman Seçilmiş Güney alt ve üst tribün 15 TL, kadın tribün 20 TL. Plansor spor haberlerini sundu. Şimdi sırada hava durumu ve ekonomi var. Plansor hava durumu ve ekonomiyi sunar. Yurtta ve dünyada 58 hava durumu başlıyor. Müzik.
Dolar, euro, altın ve borsa. 58 ekonomi başlıyor. Plan Sor, hava durumu ve ekonomiyi sundu. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.